Lalilu benzersiz bir peruk koleksiyonu oluşturdu. Yeni videomuzu izleyin ve bebekler için sıra dışı fikirlerimizden ilham alın. Saçlarını bir peruk tabanıyla değiştirelim ve sıralı şekilde ekleyelim. Onları altın boncuklarla süsleyelim. Bu saç modeli herkesin dikkatini çekecektir. Wow! Noel ağacını süsleyelim. Kızlar geç mi kaldım? Tam zamanında geldim, bize katıl. Vay canına, ne havalı bir saç modeli. Aa hayır, uzak dur benden kedicik. Üzgünüm, ışıltılı şeyleri çok sever. Sorun değil, aynı zevke sahibiz. Biraz rahatlayalım. Sonra dekorasyona geri dönelim. Oyuncak bebeğe yeni bir görünüm oluşturalım. Kağıt şeritlerini bu şekilde keselim. Bir dakika. Bukle istiyoruz. Bu güzel bir saç modeli. Kurdelelerle süsleyelim ve başının arkasına bir tüy ekleyelim. Bu sıra dışı peruk bizi eski güzel günlere geri götürüyor. Tarih dersi yıllardır devam ediyor. Öğrenciler esnemeye başlıyordu. Neredeyim ben? Öğretmen neden farklı kıyafetler giyiyor? Ve neden saç seteleri çok tuhaf görünüyor? 18. yüzyıldaymışım gibi görünüyor. Genç hanım neyin var? Hepimiz uygun kıyafetler giyiyoruz. Aynaya ihtiyacım var. Aa, aynı onlara benziyorum. Bu benim saçım ve elbisem değil. Zaman makinesine mi girdim? Nesi var onun? Başka bir yüzyıldayım. Aa, Amy. Hey, uyan. Amy. Sınıftasın, evde uyuyabilirsin. Aa, sadece bir rüyaymış. Parlak bir saç modeli istiyorum. Doğru yere geldin. Katmanlar halinde yapıştıralım. Parlak saçlardan güzel bir saç modeli elde ettik. Chucky tatil için hazırlanıyordu. Bir Noel ağacına ihtiyacım var. En iyisini seçtim. Bir Noel mağazası. Noel ağacım için bir şeyler almam gerekiyor. Burası çok güzel. Seçemediğim o kadar çok şey var ki. Aa, bu parıltılı şey harika görünüyor. Şu renklere bakın. Ups. Aa, pardon. Sorun yok. Canım yanmadı. Bu parlak şeylerin gerçek saçların olduğunu düşünmüştüm. Ağacınız için böyle bir şey vereceğim. Çok teşekkürler. Mutlu Noeller. Merhaba. Ben Rose. Yeni bir saç modeli yapmak için sabırsızlanıyorum. Kurutulmuş ıslak mendilden peruk tabanı yapalım. Bir parça çuval bezi keselim. Çuval bezinden yapılmış postiş mi? Çok organik görünüyor. Bu yeni bir saç modeli. Parmağımızın etrafına sicim saralım. Ve birkaç sevimli topuz yapalım. Bu saç modeli gerçekten çok rahat. Saçına sevimli çiçekleri ekleyelim. Çok tatlılar. Bayıldım. Rose evde. Kedisi Thomas şimdiden onu bekliyordu. Bebeğim, dinlenmem ve kitap okumam için bana zaman ver. Ama Thomas yerinde duramıyor. Evi dağıtmayı bırak. Miau. Rose odayı temizledi. Aa, saçlarım dağıldı. Saçlarını taradıktan sonra küçük bir top yaptı. Hah, işte yeni bir oyuncağın var. Bir fikrim var. Rose birkaç malzeme aldı ve bir tırmalama tahtası yaptı. Artık hem kendi hem de sahibi çok mutlu. Bebek Loy görünüşünü değiştiriyor. Kıyafeti leylek oldu. Sarışın olmayı mı tercih ediyor? Sarı postişlerden bir peruk yapalım. Bu saç modeli son birkaç sezondur oldukça moda. Anneni mi çağırdın? Gel bakalım buraya. Üşümüşsün.
Seni battaniyenin içine koyacağım. Böyle çok daha iyi. Aa, seninle ne yapacağım? Böyle uzun saçları bir battaniyenin içinde saklayamazsınız. Saçları çok güzel ama çok fazla uğraşa sebep oluyor. Saçlarınızı ısıtabiliyorken neden battaniyeye ihtiyacınız olsun ki? Bebeklerim artık sıcak ve rahat. Bana ne olduğuna inanamazsınız. Rodrigo ile tanışın. Parlak göz farı izi bile kalmamış. Kaşları kalınlaştı. Ve dudakları oldukça doğal görünüyor. Aynaya bakıyorum ve... Kel bir kafa. Aa, panik yapma Rodrigo. Postiş popüler bir çözümdür. Bir saç teli, iki saç teli. Ne düşünüyorsun? Aa, daha da kötüleşti. Merak etme, bu daha başlangıç. Alnı ve başının üstünü saçla kaplandı. Vay canına, şuna bak. Yaşasın. Bu kellik değil. Saçlarını geri getireceğiz. Ve sadece bu kadar da değil. Kirli sakal ve keçi sakalı. Ve kulağın birinde piercing. Kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum. Rodrigo çalar saatiyle uyandı. Aynaya baktığında şok oldu. Saçlarım çok uzun. Sorun yok. Yüzümü yıkayacağım. Sakalımı keseceğim. Şimdi sadece saçımı taramam gerekiyor. Böyle çok daha iyi. Rodrigo üzerine değiştirdi. Harika bir iş çıkardı. Şu yakışıklı adama bakın. Rodrigo sokakların kralıdır. Herkes onun motosikletini biliyor. Kızlar motorunun sesini duyduktan sonra konuşmayı bıraktı. Oradaki kim? Aa, bu Rodrigo. Motorcu bir daire çizdi ve geri geldi. Kızlar nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Harika. Gitmeliyim. Uyan. Onu yakalamamız gerekiyor. Daha birbirimizi tanımadık. Sue harika bir makyajı hak ediyor. Başını saran sargıyla örtelim. Kuru bir ıslak mendil ekleyelim. Yapıştırıcı uygulayalım. Saç çizgisinin ana hatlarını belirginleştirelim ve peruk için bir temel yapalım. Çiçek şeritlerini yapıştıralım ve saç tellerini ayıralım. Makasla şekillendirme son teknoloji bir yöntemdir. Mavi, kırmızı, pembe, mavi. Artık Sue'nun saçları şeker perisi gibi. Sue düz saçlarından sıkıldı. Bu sezon bukleler çok moda. Güzellik salonu Lalileo yardıma hazır. Yeni bir görünüme ihtiyacım var. Çekici ve renkli bir görünüme. Bakalım neler yapabiliriz. Stilist müşterisini koltuğa oturttu. Ve bukleler için makineyi çalıştırdı. Vay canına. Kıvırcık saç ona çok yakışıyor. Bulutlar kadar hafif. Artık kız kardeş gibi görünüyoruz. Sue eve harika bir ruh halinde geldi. Ne güzel bir gündü. Aa, saçlarımı çok seviyorum ve bukleler beni çok iyi yansıtıyor. Sadece aksesuarlara ihtiyacım var. Yıldızlarım ve en sevdiğim kolyem nerede? Bilekliklerimden birbiriyle ritim tutuyor. Ben gerçek bir süperstarım. Hey DJ, biraz müzik aç. Mikrofon yerine saç kurutma makinesi olan ilk solo konserim. Philip kuaför olarak çalışıyor. Onun gibi bir uzmanın her zaman bir sürü müşterisi olur. Philip işine odaklanıyor. Müşteriler sürekli gelir ve gider. Çok sayıda müşteri, çok fazla yorgunluk demektir. Kendiyle ilgilenecek zamanı bile yok. Of, kendimi çok saldım. Bir stille iyi bir örnek oluşturmalı. Siyah sentetik saçtan örgü yapalım. Boncuğun içinde olta ipi geçirelim. Bu şekilde sakala koymak çok daha kolaydır. Kendi eşsiz tarzınızı yapabilecekken neden tıraş olasınız? Philip sakalını kurdeleler, yapay elmaslar ve parıltılarla süsledi. Bu çok sıra dışı. Philip son halinin bir fotoğrafını çekti ve Instagram'da trend olmaya başladı. Philip artık ünlü. Hatta kendi salonunu açmayı ve kendi markasını yapmayı bile başladı.